ku enfusakum ve ehlikum, nefislerinizi ve ehlinizi, ehil aile, ehil nazının sözünün geçtiği, seni dinleyen, sayan, saygı, sevgi gösteren herkes. Ama önce kendini ateşten koru, sonra ehlini koru, aileni koru. Kendinden başlamaksızın halka yönelik yapacağın tebliğler, başka bir ayette yine, sana Allah'ın yanında bir mekir olarak, bir imtihan olarak, bir günah yükü olarak yeter. Yaşamadığın şeyleri söylemen, bu riyakarlıktır. Riya, gizli şirk olarak nitelendirilmiştir. Ateşin odunu erittiği gibi yakıp, riya, ihlası, salih ameli, ittikayı, takvayı yok eder buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Hitabet kolay, konuşmak kolay, önce yaşamak. Nice Müslümanları görüyoruz, mangalda kül bırakmayanları. Ama maalesef yaşantı gündeme geldiğinde, bizim Karadeniz tabiriyle 40 düzenden bir düzen yok. Hidayet Allah'tandır. Amenna. Biz hiç kimseyi zorla hidayete getiremeyiz. Ama biz kul olarak vazifelerimiz var. Hidayette olana karşı veya hidayetten sapana karşı biz bunu yapmakla yükümlüyüz.